Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri, güzel, sağlıklı bir gün diliyoruz. Önce sağlık diyerek başladığımız Başkent'te Sağlık programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz ve yine iki farklı konu başlığıyla ekranınızda olacağız sevgili izleyiciler. Programımızın ilk bölümünde karaciğer kanserini konuşacağız. Karaciğer kanserinin risk faktörlerini, nedenlerini gündemimize getirirken karaciğer kanserinin tedavisinde cerrahinin yeri ve organ naklinin önemine vurgu yapacağız sevgili izleyiciler. Çok kıymetli, çok önemli bilgiler alacağız. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Transplantasyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emre Karakaya bizlerle olacak. Emre Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız bizlere ve bu önemli konuyu gündemimize getirdik. Karaciğer kanserini konuşacağız. Aslında 2020 yılında karaciğer kanseri teşhisi alan hasta sayısı 900 binken Emre Hocam, 2040 yılında 1 milyon 400 bine yükseleceği bu sayının aslında tahmin ediliyor. Karaciğer kanseri gerçekten önemli konulardan. Bu sayılar bize ne anlatıyor Emre Hocam? Biraz bu konunun önemine vurgu yaparak başlayalım dilerseniz. Tabii şimdi şöyle, bu yılların geçtikçe bu karaciğer kanserinin görülme sıklığının artmasının birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi geçmişten günümüze gelişen sağlık tedavi yöntemleri, görüntüleme yöntemleri sayesinde sizin de bildiğiniz gibi insan ömrü bayağı uzadı. Evet. Şimdi kanserin de yaşla birlikte sıklığının arttığını evet. düşünürsek, tabii bu karaciğer kanserine özgü olmamakla birlikte tüm kanserlerin sıklığında bir artış zaten beklenen bir şey. Öte yandan baktığımızda günümüz koşullarında bu yemeklerde kullanılan kimyasallar, maruz kaldığımız kimyasallar, alkol, sigara, işte havada soluduğumuz işte kimyasal gazlar, bunların hepsi aslında kanserde rol oynayan faktörler. Yani bu teknolojik ve sanayileşmenin olduğu bir dünyada. Gelişmişliğin getirdiği sorunlar. Tabii gelişmişliğin getirdiği. Zaten baktığımız zaman gelişmiş ülkelerde bazı kanser oranları daha sık görülüyor. Tabii bu zamanında bu kanserin oranının artması karaciğer evet. kanserine özgü olmamakla birlikte her kanserde olduğu gibi karaciğer kanserinde de bir artışa neden ön olacaktır. Çıkıyor, aslında bunu mi? Hani öngörmek çevresel pek işte çok etken değil. Var aslında. Tabii yani bu işte özellikle sigara, alkol, yediklerimizdeki bu işte yağların kalitesi olsun, içindeki kimyasallar olsun, bunlara maruz kalmamış, işte günümüzdeki fast food olayları. Değil mi? Paketli gıdalar. Tabii bunların hepsi rol oynayan faktörler. Diyabet, obezite, karaciğer yağlanması, hepatit virüsleri. Bunlar da risk faktörü olabilir mi? Tabii tabii bunların hepsi karaciğer kanserleri için birer risk faktörü baktığımız zaman. İşte çok bu, önemli. Bu iğnelerin, gerçi artık çok sık görmüyoruz ama iğnelerin steril olmadan tekrarlayan kullanımları dünyada çok olmamakla birlikte yine az gelişmiş ülkelerde görülebilir. Bunlar dövme yaptırımı, mesela güvenli olmayan yerlerde dövmeler iğneyle, tabii tabii bunlar hep karaciğer hepatit virüslerine ve karaciğer kanserlerine yol açabilen etmenler baktığımız zaman. Diğer kanserlerle böyle düşündüğümüz zaman karaciğer kanserinin nasıl bir yeri var? Nasıl bir aslında görülme sıklığı var Emre Hocam? Neler söylersiniz? Şimdi karaciğer kanseri tüm dünyada bakıldığı zaman genel kanser sıralamasında 5. sırada ama ölümler, kanser nedenli ölümlere baktığımız zaman 3. sırada. Yani bu bağlamda çok aslında göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Diğer kanserlere baktığımız zaman tabii karaciğer kanserleri çok fazla bulgu vermeyen kanserler ve de İşte bize geldiğimizde belli bir aşamaya gelmiş. Toplumda da çok fazla hani göz önünde tutulmaması nedeniyle asıl toplum tarafından çok önem verilmemekle birlikte sonuçlarının çok ağır olabileceği kanser türlerinden bir tanesi karaciğer kanserleri. Şunu da sormak istiyorum Emre Hocam. Şimdi halk arasında biz işte böyle hani karaciğerine metastaz yapmış falan diyebiliyoruz. Sıçramış. Değil mi? Sıçramış, metastaz yapmış. Aslında şimdi biz karaciğerin kendi tümörünü konuşuyoruz. Kendi Tabii. kanserini. Ama karaciğer değil mi farklı kanserlerin de en fazla sıçradığı organ olarak karşımıza çıkıyor. En sık duraklarından bir tanesi. Şimdi biz karaciğerin kendi kanseri dediğimiz zaman karaciğer hücresi dediğimiz hepatositlerden kaynaklanan kanser türlerine biz hepatoseller kanser. Hani halk arasında karaciğer kanseri deniyor. Ama diğer şimdi kanserin yayılım yollarına baktığımız zaman ya kan yoluyla ya len sıvısı yoluyla ya da direkt böyle komşuluk yoluyla yayılımları var. Burada tabii kan yoluyla yayılım karaciğerde özellikle bu gastrointestinal sistem dediğimiz sindirim sistemi organlarında özellikle işte kalın bağırsak olsun, ince bağırsak, mide gibi tümörlerde bunların kanın geri dönüşü karaciğere uğrayarak oluyor.
Böyle olunca da işte özellikle mesela kolon tümörleri dediğimiz kalın bağırsak tümörlerinin çıkış yolunun karaciğerden geçmesi, bu kolon tümörlerinin karaciğere sık metastaz yapmasına neden oluyor. Onun dışında işte pankreas kanserleri, safra yolu kanserleri, işte meme kanserleri, akciğer kanserleri de yine karaciğeri sıçrayan yani metastaz yapan kanserler arasında. Biz sıçrayan kanserleri değil, karaciğerin kendi kanserini evet, konuşuyoruz değil mi? Öyle. Bu farklı çünkü kendine İkisi özgü. Çok farklı, tedavi modaliteleri farklı, tanıları Emre farklı. Hocam? Tabii Evet. Tabii. Yani onlar Seyri farklı. Tedavi dediğim gibi onkolojik tedavi yöntemleri. Tabii kolon kanserleri dediğim zaman onunki bu karaciğer sıçrayan kanserler arasında ayrı bir yer tutuyor. Yani onun hakkında kitaplar yazılacak kadar ayrı bir konu. Onun çünkü kalın bağırsakla birlikte karaciğerin de eş zamanlı ya da önce sonra çeşitli modaliteler var, bu ekoller var. Onlarla birlikte yine tedavi şansı sağlanabiliyor ama diğer işte bu akciğer kanseri olsun işte ya da meme kanserinin olduğu zaman o zaman daha sistemik onkolojik tedaviler daha ön plana çıkıyor. Şimdi biz karaciğer kanserinin aslında nedenlerini de yavaş yavaş konuşmaya başlamış gibi olduk. Biraz daha ayrıntılı bilgiler alalım. Karaciğer kanseri neden ortaya çıkıyor? Nedir nedenleri? Şimdi karaciğer kanseri genellikle siroz zemininde ortaya çıkar ama onun dışında bu özellikle hepatit virüslerde, hepatit B, C ve D virüslerinde bu karaciğer kanser görülme sıklığı neredeyse özellikle hepatit B virüslerinde 200 kat daha fazla sık görülüyor normal popülasyona göre. Onun dışında aflatoksin dediğimiz bir toksin maddesi var. Bu mesela işte nedir? Ceviz, fındık, badem. Bunun gibi sert kabuklu yemişler, bunun yanında kuru incir gibi. Şimdi bunların hasatından sofranıza gelene kadar olan ki saklanma sürecinde bir küf mantarının işte toksini, aflatoksin denilen bir toksin var. İşte bunlara belli bir dozdan fazla maruziyet yine karaciğer kanserlerine neden oluyor. İşte bu diyabet, ondan sonra alkol özellikle. Yani alkolün uzun süreli yüksek volümde maruziyeti karaciğerde inanılmaz haraplanmaya neden oluyor ve bu haraplanma ileride yine karaciğer kanserlerine yol açabiliyor. Zaten karaciğer kanserlerinin oluşum mekanizmasına baktığımız zaman genelde bu haraplanan karaciğerlerde işte rejenerasyon nodülleri dediğimiz işte karaciğer normalde kendini yenileyen bir organ ama bu işte toksinlere ya da bu virüslere maruziyet kalarak işte yeniden haraplan daha sonra rejenerasyon nodülleri dediğimiz ufak tefek böyle tomurcuklanmalar meydana geliyor. Bu tomurcuklanmaların genetiğinde değişiklikler meydana geliyor. Böyle olunca işte kanser süreci başlıyor. Onun dışında işte genetik hastalıklar, metabolik hastalıklar, karaciğerde işte bu enzim defektlerine bağlı işte demir birikimi olsun, işte bakır birikimi olsun, çocuk bunlar da ilerleyen dönemde yine karaciğer kanserlerine yol açabiliyor. Risk faktörlerini düşündüğümüz zaman o zaman birkaç başlıkta da toparlarsak Emre Hocam aslında hepatitler önemli. Tabii. Değil mi? Sadece siroz zemininde de gelişmediğini aslında söylemiş oluyoruz. Tabii tabii böylece. Aynen öyle. Farklı nedenler de ortaya çıkıyor değil mi? Evet yani özellikle biraz önce söylediğim gibi işte bu genetik hastalıklarda karaciğerde madde birikimlerine bağlı olsun. Bunlar da yine karaciğer kanserlerine yol açabilen sebepler arasında. Aslında genelde siroz zemininde geliştiğini biliriz ama hiç de öyle olmadığını, sadece tek nedenin siroz olmadığını yani aslında vurgulamış olduk. Siroz yani en sık sebeplerden biri olduğu için genelde halk arasında siroz olarak bilinir ama bunun dışında yine birçok bu karaciğer yağlanmasına bağlı nanoakolik. Obezite bile çok önemli bir risk faktörü. Özellikle bu obezitenin nedenleri olan bu fast food dengesiz beslenme, biraz önce de bahsettiğim gibi bunlar yine karaciğer kanserinin nedeni olan önemli etkenler arasında. Onun için tabii şimdi günümüz şartlarında böyle tutup da adada izole yaşayıp tamamen organik değil beslenemezsin. Mi? Hiçbirimiz bunu sağlayamıyoruz ya da ama. Evet yani tamamen ben temiz %100 oksijen soluyacağım, temiz hava soluyacağım, ben ne bunlara maruz mümkün olamayacağım diyemez. Ama en azından işte bu zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün olsun, diğer çeşitli kuruluşların olsun hep çabaları bu yüzden. Daha temiz bir toplum, daha sağlıklı bir yaşam anlamına gelir baktığımız zaman. En azından kontrol edebileceğimiz risk faktörlerini kontrol edebiliyor olmak. Önemli. Değil mi Emre Hocam? Tabii ki genetik burada faktörleri günümüz şartlarında çok fazla müdahale edemiyorsun ya da ailesel etmenlere müdahale edemiyorsun. Erken tanı tarama yapabiliyorsun ama en azından değiştirebileceğimiz hayat şartlarımızı, standartlarımızı, işte beslenme alışkanlıklarımızı bunları değiştirebilirsek biraz daha korunma yönünde gidebiliriz. Belirti veriyor mu karaciğer kanseri Emre Hocam? Şimdi karaciğer kanseri sinsi mi seyrediyor?
Karaciğer kanserlerinin belirtisine baktığımız zaman şimdi her kanserde olduğu gibi bu halsizlik, iştahsızlık, kısa zamanda ani kilo kaybı, bunlar tabii ki düşkünlük. Bunlar her kanserde olduğu gibi karaciğer kanserinin de belirtisi. Çünkü vücutta bir yıkım var baktığımız zaman kansere bağlı. Ama hani karaciğer kanserine spesifik bir belirti var mı derseniz, işte karaciğerin bulunduğu karnın sağ üst kadranı dediğimiz, orada bir dolgunluk, yumru hissi, hafif karın ağrısı, bunlar olabilir. Ya da işte o karaciğer tümörleri eğer safra yollarını tutmuşsa, safra yollarının drenajını dediğimiz boşalımını engellediği zaman bu sarılık işte denilen ikter, yani ciltte sarılık, göz aklarında sarılık. Bunlar yine karaciğer kanseri olabilecek belirtiler ama bu varsa kesin kansersin. Eğer bu bulguyu net yaşıyorsan bir şey değil, öyle bir hocam? Net bir bulgu yok. Yani bunlar evet. Tamamen şüphe üzerine. Evet. Doktora başvurduğunda yapılacak ileri tetkikler neticesinde anlaşılacak. Ama bu risk faktörlerinin farkında olmak ve en azından böyle bir durumda değil mi atlamamak? Tabii şimdi benim bir hastam var. Siz böyle deyince aklıma geldi. Yani bizim hastanemize başvuran bir hasta var. Beyefendi aşırı alkol tüketiyor. Yani uzun süredir. Yani 50 küsur yaşındaydı. 16 yaşından beri falan aktif alkol alıyormuş. İşte bize başvurdu. Dedim ki hani nasıl teşhis kondu? Çünkü işte bize şehir dışından karaciğer geliyordu. Kanseri teşhisiyle geldi size. Bize karaciğer kanseri teşhisiyle geldi. İşte başka bir şehirde karaciğer kanseri olunca o da direkt bize başvurmuş. Dedim nasıl hani teşhis aldınız? Dedi hocam ben içiyordum. Evet işte ben siroza bağlı da karaciğer kanseri olacağımı biliyordum. Onun için de tabii onun için de ara ara doktora gidiyorum dedi. Ondan sonra dedi ki doktor sende siroz başlangıcı var dedi. Ne yaptın dedim. Benim şikayetim yoktu, içmeye devam ettim dedi. Ondan sonra ama ben dedi takiplerimi aksatmadım. Bir yandan işte alkolümü alıyordum, bir yandan takiplerime gidiyordum dedi. Alkolü bırakmadan Tabii ondan sonra da en sonunda da kanser olmuşum alkolü dedi. Alkolü bırakalım lütfen. Sağlığa son derece zararlı ki önemli bir risk faktörü tabii, olduğunun altını çiziyoruz. O, ama bu risk faktörü gelmiş. Olanların en azından böylesi bir kontrol altında olması Emre Hocam. Tabii en azından erken teşhis için önemli. Tabii hepatit taşıyıcılarında siroz başlangıcı olan insanlarda en azından 6 ayda bir, işte yılda bir gelip basit bir ultrason ve kan tetkikiyle kontrol altında tutulması hem hastaların içinin ferahlamasını sağlar hem de güvenli tarafta kalmak için çok önemli yani bunları. Teşhisini buyurun. Ya bunu her şey için zaman ayırıyoruz ama mesela bu dediğim değil kan mi? Tetkikleri bir kan ve ultrason toplasanız 15-20 dakika sürmez. Yani 6 ayda bir 20 dakikayı ayırmak gerçekten çok zor olmasa gerek diyoruz ama. Hem tetkikler gelişti hem görüntüleme yöntemlerinde çok ciddi yenilikler gelişmelerden söz ediyoruz. Karaciğer kanserinin teşhisinde biraz konuşacak olursak Emre Hocam. Yani şimdi ülkemize baktığımız ama gerçekten dünyanın birçok ülkesinden daha ileri seviyedeyiz. Özellikle medikal anlamda, tıbbi anlamda, görüntüleme anlamda, doktorlarımızın kalitesi anlamında. Ama şimdi tutup da eğer biraz önce de söylediğim gibi 6 ayda bir, yılda bir yani 20 dakikanı, yarım saatini, bir saatini buna ayırman gerekir. Hesabını yapmayalım. Yani evet bunun hesabını yapmamak gerekir. Yani bu, çünkü bunu yapmak hem kendiniz için önemli hem sizi sevenler için de aile önemli. Aile için, çevre zaman. İçin. Çünkü kanser gerçekten öyle de bir hastalık. Yani, çevrenizi, ailenizi değil mi Emre Hocam? Zor bir süreç bekliyor. Tabii psikolojik zorlukları var. Şimdi biz hani karaciğer nakli merkezi olduğumuz için şimdi bize gelen hastalarla özellikle işte bu kansere bağlı biraz sonra herhalde konuşacağız tedavi yöntemlerinde. Tabii ki. Şimdi burada hastalığı yakalanana kadar bir sıkıntı yok ama yakalandıktan sonra çaresine bakana kadar İşte o yakınları, işte atıyorum oğlu, kızı, annesi, babası gelip böyle o gözlerindeki çaresizliği görmek ya da onlara bir şeyler yapabilmek için sizin çabalamanız gerçekten insanı fizyolojik anlamda yani yorulmaktan öte duygusal olarak çok yıpratıyor. Ve insanın duygusal bir olarak bir aile gibi oluyorsunuz değil mi Emre Hocam? Gerçekten öyle. Şimdi bizim böyle baktığımız zaman işte 23 Nisan'larda işte bizim hocamız Profesör Doktor Sayın Mehmet Haberal Türkiye genelinde karaciğer nakli yaptığımız çocukları toplar her yerden. Şimdi yaşama bakıyoruz. Yeniden merhaba diyen evet, çocuklar. Yani ben 12 yıldır Mehmet Bey ile çalışıyorum. Yani şöyle çıraklıktan beri ben işte bıçak tutmayı onun yanında öğrendim, Yani bakıyoruz kundaktayken yaptığımız çocuklar o pileli etekleri giyip böyle sahnede böyle salınıyor ya. Gerçekten evet. İnsan bir duygusal olarak değişik duygular şeyler yaşıyor. Yani. Kocaman bir aile oluyorsunuz. Şimdi organ naklini de konuşacağız. Çünkü karaciğer kanserinde çok önemli bir yeri var.
Ama ilk olarak cerrahinin yerini sormak isterim Emre Hocam. Karaciğer kanserinde cerrahi tedavinin rolü, önemi nedir? Aslında karaciğer kanserinde cerrahi, yani karaciğer kanseri tedavisinin temeli cerrahidir. Yani çok basit bir mantıkla düşünecek olursak, eğer kanserli bir doku varsa onu çıkarmak gerekir. Evet. Ama işte karaciğer kanserlerinde bizi sınırlayan bazı etmenler var. Çünkü her zaman cerrahi ya hasta töler edemiyor, ya tümörün yerleşimi olsun, karaciğerin durumu olsun, bunlar cerrahiye uygun olmayabiliyor. Ama ilk yapılacak iş, aslında en küratif tedavi, kanserli dokunun çıkartılması. Ama tabii bu işte biraz önce de konuşmuştuk. Bu siroz zemininde eğer gelişiyorsa bu karaciğer kanseri, şimdi sizin yapabileceğiniz cerrahi sınırda oluyor tabii. Burada tümörün büyüklüğü de var. Çünkü zaten artık sirotik bir karaciğer var. Yani kaba anlamda yorulmuş bir karaciğer var. Kendine zor yetebilen bir karaciğer var. Siz ona cerrahi yapıp da bir, yani kanserin bir kısmını çıkaramazsınız. Yani çıkarırsanız hasta aynı karaciğer yetmezliğine gidebilir. Böyle durumlarda işte bir alternatif tedavimiz lokal rejyonel tedaviler dediğimiz, işte özellikle bizim de bu anlamda gelişimsel radyolojiyle çok korele çalışırız, iç içeyiz. İşte RF ablasyon dediğimiz, karaciğerdeki tümörü yakma, çıkarmadan. Nasıl oluyor? İşte bir iğneden biraz daha kalın bir şey, ciltten böyle karaciğerden giriyorsun. Aslında çok basit gelişimsel radyolojide yapılıyor. Orada işte tümöre büyüklüğüne göre belli işte ısıda, belli sürede enerji, RF dalgaları, radyo frekanslarda ablasyon yapmak. Yani onu yakmak. Bu bir tanesi. Yani tümörü yok etmek. Bir nevi yok etmek. Bir nevi, yani mi? Bizim mesela öyle hastalarımız var. Ya da küçültmek tedavisi mi diyelim Emre tabii Hocam? Tabii. Yani bu küçülebilir. Tamamen kaybolabilir. Mesela bizim tek seans yapıp da 4 sene, 5 sene hala kansersiz takip ettiğimiz hastalarımız var. Bunun dışında mesela hepatosellüler kanserler genelde hipervasküler dediğimiz kanlanması iyi olan kanserlerdir. Yani tümörün kanlanması iyidir. Kasıktan bir damar, kasıktaki bir damar yoluyla girip karaciğerdeki o tümörü besleyen damara sadece kemoterapetik madde, radyoembolizan madde vererek gene o tümörün ablasyonunu, beslenmesini bozma suretiyle karaciğerdeki o tümörün canlılığını yok etme yöntemleri var. Bunlar lokorejyonel tedaviler. Bunlar aslında alternatif de olabiliyor ya da cerrahi öncesi sonrası da uygulanabiliyor, değil aslında mi Emre Hocam? Aslında şöyle, belli başlı şeylerde, yani tüm belli yerleşimli, belli boyutlarda tümörlerde, yani bu lokorejyonel tedaviye uygun tümörlerde yapılan bazı çalışmalar var. Bu çalışmalarda cerrahi kadar aslında güvenli olduğu gösterilmiş. Ama dediğimiz gibi her tümöre de ya da her yerleşimdeki tümöre de uygulanmıyor. Uygun hastayı bulmak lazım. Evet. Bunun dışında eğer bunu da yapamıyorsanız karaciğer nakli gündeme geliyor. Tabii karaciğer naklinde bizim CHART sınıflaması dediğimiz sınıflamalar var. İşte bu kandaki belli parametrelere bakıp ya da işte karnındaki su toplamaya, işte bilincindeki bulanıklığa göre bir skorlama yapılıyor. Bu skorlama belli bir düzeyin üstündeyse o zaman cerrahi yapamıyorsanız da karaciğer nakli yapabiliyorsunuz. Yani karaciğer nakli o zaman yine her hastaya değil ama seçili hastalarda aslında hayat kurtarıcı. Aslında şöyle, performans olarak eğer cerrahi yapabiliyorsanız tabii ki ilk planda cerrahi yapıp tümörü çıkarmak lazım. Ama cerrahiyi kaldıramayacak olan hastalarda karaciğer nakli ön plana geliyor. Mesela siroz zemininde geliştiyse Emre Siroz Hocam. Zemininde geliştiyse genelde karaciğer nakli ön planda olmalı. Çıkıyor. Eğer o lokorejyonel tedavilerde cerrahi bu mümkün değilse, çünkü mesela Child A'ya göre işte karaciğerin belli bir kısmını, Child B'de daha çok küçük bir kısmını, Child C'de neredeyse hiç cerrahi yapamayacak kadar düzeyde karaciğer hastalıklı oluyor. Bu dönemde, yani karaciğerin aslında bir yetmezliği söz konusu oluyor diyebilir miyiz? Evet. Orada. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi tabii karaciğer tümörlerinde tümörlerin boyutu sayısı da çok önemli. Şimdi tabii baktığımız zaman karaciğerde canlıdan yapılan karaciğerlerde dünyada ilk sıralardayız. Organ naklinde, ama kadavra, yani organ bağışı sonrası beyin ölümü gerçekleştirilmiş insanlarımızdan alınan karaciğerlerle yapılan karaciğer nakillerinde dünyada maalesef son sıralarda geliyoruz. Şimdi eğer uygun vericiniz yoksa kadavra listesi dediğimiz, işte Sağlık Bakanlığı'nın bir listesi var, oraya yazılmanız lazım. Ama bunun için de işte tümörlerde maalesef şanssız olan belli başlı kriterler var, tümörlerin boyutu ve sayısı ile ilgili. Bu kriterlerin dışında kalırsanız o zaman o kadavra listesine de yazılamıyorsunuz.
uygun vericiniz yoksa bu sefer sistemik tedaviler ön planda oluyor. Ön plana çıkıyor. Çok önemli bir konu organ nakli konusu. Ülkemiz dediğiniz gibi aslında Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın gerçekleştirdiği pek çok ilkle şu anda lider ülkelerden bir tanesi. Evet, kesinlikle. İlk karaciğer nakli 8 Aralık 1988'de gerçekleşti. Aslında sadece ülkemizde değil, bölgeyi de içeren önemli bir değil mi? Coğrafyada tabii, bir tabii. İlkti bu. Ki çok önemli. O günden bugüne pek çok hastanız karaciğer nakliyle yaşama merhaba dedi demeye devam ediyor. Sadece yetişkinler değil, çocuk hastalarınız bile oluyor Emre Hocam. Yanılıyor muyum? Tabii. Yani bizim mesela daha şimdi hani biraz önce de konuştuk. Dün sabahtan beri hastanedeyim. Gece nöbetçiydim. Anlatalım. Önemli bir değil mi? Süreç geçirmişsiniz. Tabii, domino karaciğer nakli. Tabii domino karaciğer nakli gerçekten. Ya bu bizim için yani çocuklar sizin de dediğiniz gibi yani onlar bizim artık bir zamandan sonra ailelerimiz oluyor. Yani o çocuklar için hani bir gece hastanede kalmışsın, iki gece kalmışsın, saatlerce ameliyatta kalmışsın. Hiç önemi yok ama dün salı akşamı tabii salı gecesi biz sabah 7'de girdiğimiz ameliyathaneden gece 12.30'da çıktık ama aynı anda iki aileyi birden sevindirdik. Domino karaciğer nakli. Nedir domino karaciğer nakli? Domino karaciğer nakli şu, belli başlı böyle kalıtsal enzim defektine bağlı karaciğerde metabolik hastalıklar oluyor. İşte bu domino karaciğer nakli yaptığımız, anlatacağım birazdan ne olduğunu, yaptığımız çocuğumuz akciğer çürüğü hastalığıydı. Bu akciğer çürüğü hastalığı bu çocukta hastalık yaratıyor. Çünkü bu genetik defekte bağlı. Bu çocukta, vücutta bu enzim hiç yok. Eksik olan enzim hiç yok ama diğer mesela sizin bizim gibi ya da diğer insanlar, yani normal bu genetik defekte olmayan insanlarda vücudun başka yerlerinde de var. Onun için bu karaciğerde o enzim defekti dışında tamamen tüm görevlerini normal şekilde yerine getirebilen bir karaciğer. Yani bu enzim defekti olmayan insanlarda bu karaciğeri taktığınız zaman bunun eksikliği hissedilmiyor. Çünkü vücudun diğer yerlerindeki bu genetik vücudun diğer yerlerindeki bu enzim onu çok rahatlıkla tölere edebiliyor. Şimdi böyle olduğunca da o karaciğeri başka bir yerde tabii günümüzde biraz önce de söylediğimiz gibi organ bağışı kısıtlı olduğu için donör havuzunu ya da karaciğer havuzunu genişletebilmek adına bu çocuktan aldığımız karaciğeri başka bir çocuğumuza naklettik. Yani şöyle yaptık, biz girdik. Tabii hocamız Profesör Doktor Mehmet Haberal eşliğinde ekip olarak girdik. Babasından aldığımız karaciğeri 1,5 yaşındaki oğluna naklettik. 1,5 yaşında 1,5 yaşındaki çocuktan çıkardığımız karaciğeri de 6 yaşındaki başka bir çocuğumuza naklettik. Ve bu sayede bir günde bir ameliyata girişte iki çocuğumuzu birden yeniden, yaşama yeniden merhaba yeniden, demiş evet, oldu. Evet hocamızın da dediği yeniden yaşama yolculuğa. Evet, şimdi ikisi de gayet iyi sağlıklı annelerinin yanındalar. İşte biraz önce onların yanından geldim ben de. Onların da yüzündeki o gülümseme, o mutluluk zaten o her şeye değiyor. Ki çok uzun saatler süren ameliyatlardan söz ediyoruz Emre Hocam. Ya tabii bu göreceli olarak bizim alışkın olduğumuz bize o kadar uzun gelmiyor. Çünkü bir de işin konsantrasyonu olduğu tabii zaman. Ki. Tabii ki. O ameliyat bittiğinde anlıyorsun ya biz kaç saat olmuş bayağı yorulmuşuz gibi. Ama ki sabah 7'de 8'de başlayan gece 12'lere kadar devam eden bir süreç. Tabii çıktığımızda 12-10 falan geçiyordu akşam ama Allah şükür bir sıkıntı olmadı. Şunu hallettik. Sormak istiyorum. Nakil öncesi, sonrası hani aile gibi oluyoruz dediniz. Evet. Pek çok hastanız var böyle yaşama yeniden merhaba diyen. Karaciğer kanseri özelinde konuşuyoruz belki. Domino karaciğer naklinde konuştuk ama hayatlarında neler değişiyor Emre Hocam? Şimdi bu sorunun cevabı iyi anlamda diyerek neler değişmiyor ki? Değil yani mi? Bir hasta bu siroz olan hasta ya da karaciğer kanseri mesela olan hastaya 6-9 ay işte ne bileyim 1 yıl işte doktorlar ya da çevreleri ömür biçerken siz mesela bizim bir tane hastamız var. 99 yılında nakil yapmışız. Şimdi o evlenmiş. Ondan sonra çocuğu olmuş. Çocuğu evlenmiş. Torunu olmuş. Baktığınız zaman. Yani sene 1999, sene 2023. Yani o zaman biçilen ömür nedir? Şimdi baktığımızda yaşadığı hayat nedir? Bu konuyla ilgili bizim çalışmalarımız da var. En son bu ayın sonunda yine bir dergide çıkacak. Çocukken yaptığımız karaciğer nakilleri, yani çocukken karaciğer nakli yapmışız. Bunlar yetişkin hayata geçmiş ve ne topluma olmuş göre ne yapmışlar? Evet. Bunları araştırdık. Ve bunları da İstatistik Kurumu'ndan aldığımız bizim toplumumuzdaki verilerle karşılaştırdık.
İş bulma oranları arasında fark yok. Aile kurma oranları arasında fark yok. Hatta boşanma oranları bizimki daha düşük. Baktığımız zaman. Ya bu kadar sosyal anlamda da aslında. Tabii aile kurabiliyor. Yaşam kaldığı yerden devam ediyor. Çünkü bizim amacımız bu. Şimdi bazen hastalar geliyor diyor ki hocam işte biz nakil yaptık ya. Evet biz eve bir kapanacağız. Kimseye eve almayacağız. Kimseyle böyle bir şey görüşmeyeceğiz. Var mı Emre hocam? Yani böyle bir şey yok. İzole bir hayat mı? O zaman biz bu işi niye yapıyoruz? Yani siz sağlıklı bir birey olarak yetişmeyecekseniz, çalışma hayatına devam edecek. Topluma bir faydanız olmayacaksa, kendine bir faydanız olmayacaksa, o zaman bu işin bir anlamı var mı? Bizim karaciğer nakli yaptığımız çocuk okula gitmeyecekse, evlenmeyecekse, sosyal bir hayat yaşamayacaksa, İş sahibi olmayacaksa, bunun bir anlamı var mı? Üniversiteye ya da spor gidip, yapmayacaksa. Evet, bizim biliyorsunuz şeylerimiz var. Değil mi? Olimpiyatlar. Olimpiyatlarımız var baktığımız zaman. Yani bizim buradaki amacımız tamamen hastayı sosyal, kendine yetebilen, işte entelektüel seviyesi gelişmiş bireyler hayata getirmek. Ya da işte ben bunu nakil yaptım. Evet sen şimdi bunu eve al eve götür. Kimseyle de görüştürme. Böyle bir dünya yok. Yani burada yanlış bir algı var. Toplum karaciğer nakli bu değil yani baktığımız zaman. Ben son bir mesaj rica edeceğim. Karaciğer kanserini konuştuk. Cerrahinin yeri, organ naklinin önemine değindik Emre Hocam. Son mesaj ne olur? Son mesaj şu. Öncelikle mesajımı hastaların kendilerine veriyorum ya da hasta olmayanlara veriyorum. Tabii. Lütfen hani en azından yaşam tarzımıza dikkat edip basit önlemler alarak en azından bunlardan kaçınmaya çalışalım. Korunmak mümkün. Evet yani korunmak bir nebzeye kadar mümkünse o bir nebzelik kısmı biz kullanalım. Ha, eğer oldu da böyle bir hastalığa yakalandık o zaman çok ümitsizliğe düşmeyelim ama bu işin peşini de bırakmayalım. Lütfen. Biz mesela gelen hastalara hep şey diyorum yani böyle geldi diyorlar ki hocam biz geldik evet. Bana dediler ki babanızı alın götürün yapabilecek bir şey yoktu. İşte biz de şu kadar zaman evde bekledik babam kötü olunca geldik. Ya öyle bir şey yok. Ben hep hastalara şunu diyorum. Mutlaka sizin için yapılabilecek bir şey vardır. Yani mutlaka bir şey yapabiliriz. Farklı yöntemler, farklı tedaviler, multidisipliner de bir çalışmadan söz ediyoruz muhakkak. Yani, Emre Hocam. Evet bir bakalım ne yapabiliriz. Yani işte dediğiniz gibi ameliyat yöntemlerimiz var, lokorejyonel tedavilerimiz var. Karaciğer nakli gibi elimizde önemli bir silah var. Yeter ki doğru merkeze başvursunlar değil mi? Bu sistemik kemoterapi var. Doğru merkez olsun, deneyimli merkez olsun ama hemen ümitsizliğe kapılmayın. Mutlaka sizin için yapabileceğimiz bir şey vardır. İşte Başkent Organ Nakli ve HPB ekibi olarak da bir Instagram sayfanız var. Merak eden, takip etmek isteyen sosyal medyada değil Seviniriz. Mi Emre Hocam? Yani orada evet yaptığımız karaciğer nakli yaptığımız özellikle küçük çocuklar olsun. İşte geçmişte yaptığımız karaciğer nakilli hastaların gelecekte ne durumda olduklarını olsun. Yani burada amaç halkı bilgilendirmek. Burada mutlaka dediğim gibi sizin için yapabileceğimiz bir şey olduğunu ve yapabileceğimiz bir şeylerin sizin hayatınızda çok büyük etkiler yaratabileceğinizi unutmamalıyız. Çünkü sosyal medya artık hayatımızın çok içinde gerçekten. Doğru kullanabilmek, doğru bilgiye bu alanda da bu aslında kaynaklardan da ulaşabiliyor olmak çok önemli günümüzde. Emre Hocam zaman ayırdınız. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştınız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler farklı bilgiler alarak devam edelim. Programımızın ikinci bölümünde ameliyatsız zayıflama yöntemlerini konuşacağız. Mide botoksu ve mide balonu olarak biliyoruz halk arasında. Merak edilen sorulara cevaplar bulacağız. Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde gelişen Alzheimer hastalığı nedeniyle her yıl dünya genelinde binlerce kişi hayatını kaybediyor. İlk kez 1906'da Alman psikiyatrist ve patolojist Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olduğu tespit edilen Alzheimer, 21. yüzyılın kabusu olarak görülüyor. Hastalık günlük aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile nitelenen nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık olarak tanımlanıyor ve bilinen kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Alzheimer'a yakalananların %60'dan fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Alzheimer hastası sayısına her yıl 10 milyon yeni vaka ekleniyor.
Bu sayı Alzheimer hastalarına her 3,2 saniyede yeni bir kişi eklenmesi anlamına geliyor ve bu nedenle 2050 yılında Alzheimer hastalarının sayısının 139 milyona yükselmesi bekleniyor. Alzheimer's Disease International tarafından hazırlanan 2021 raporunda dünya genelinde demans hastalarının %75'inin teşhis edilmediği tahmin ediliyor. Farkındalık eksikliği teşhis açısından önemli engel olarak gösterilirken, bazı düşük ve orta gelirli ülkelerde teşhis edilememe oranı %90'a kadar çıkabiliyor. Demansı iyileştirmek veya ilerleyen seyrini değiştirmek için hali hazırda mevcut bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Bunun yanı sıra klinik deneylerin çeşitli aşamalarında çok sayıda yeni tedavi araştırılıyor. Araştırmalar insanların düzenli egzersiz yaparak, sigara ve alkol kullanımından kaçınarak, kilolarını kontrol ederek, sağlıklı beslenerek, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri seviyelerini koruyarak bunama riskini azaltabileceklerini ortaya koyuyor. Sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Programımızın bu bölümünde ameliyatsız zayıflama yöntemleri olarak halk arasında bildiğimiz endoskopik zayıflama yöntemlerini konuşacağız. Mide balonu ve mide botoksu olarak daha çok biliyoruz halk arasında. Fazla kilolardan kurtulmak için aslında başvurulan işlemler kimler için uygun? Bu işlemlerin artıları ve eksileri neler? Aslında çok önemli sorulara cevaplar bulacağız. Biliyorsunuz obezite tüm dünyanın aslında büyük bir problemi olarak, büyük bir sağlık problemi olarak karşısında duruyor. Bu önemli konuyu, merak edilen konuyu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sedat Boyacıoğlu hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgün Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Aslında gerçekten merak edilen bir konu başlığımız var bugün. Endoskopik zayıflama yöntemleri dedik. Tabii merak ettiğimiz pek çok soru var. Sorularımızın cevaplarını alacağız. Ama ilk olarak biraz bu fazla kiloyu konuşalım isterim hocam. Çünkü obezite, yani aşırı şişmanlık, yanılmıyorum değil mi? Tüm dünyanın ve ülkemizin hocam çok büyük sağlık sorunları arasında gösteriliyor. Çok doğru. Obezite de aslında bir beslenme bozukluğu. Evet. Dünyada biliyorsunuz Afrika gibi bazı ülkelerde açlıkla mücadele var. Ama toplumsal olarak daha gelişmiş, endüstriyel olarak daha gelişmiş ülkelerde de malnütrisyon var. Bu da obezite. Obezite bir salgın haline gelmiş durumda. Evet. Batı tipi beslenen insanlarda. Tabii beraberinde sadece estetik sorun değil, birçok sağlık sorununu da birlikte getiriyor. Kalp hastalıkları, şeker hastalığı, kanser hastalığı gibi hayatı tehdit eden, erken hayat kaybına neden olan sorunları beraberinde taşıyor. Yani obeziteyi bir estetik sorunu değil, sağlık sorunu olarak görmemiz lazım. Sadece estetik sorunu olarak gören pek çok insan olabilir hocam gerçekten. Olmamalarını diliyorum. Değil mi? Hocam evet. Çok önemli. Çünkü sadece aslında tabii ki tüm sistemi çok yakından ilgilendiriyor ama sindirim sistemiyle böyle birebir ilişkili bir konuyu konuşuyoruz. Diyebilir miyiz? Tabii can boğazdan gelir, boğazdan gider. Hocam, özetliyor özeti aslında. Budur. Evet. Özeti budur. Evet. Ne yersek oyuz demiş. Oyuz ve bağırsaklarımız sağlığımızın aynasıdır demiş Hipokrat. Ya. Dolayısıyla yediklerimiz, içtiklerimiz ile beraber hareketliliğimiz ya da hareketsizliğimiz bizim vücut şeklini oluşturan önemli etkenler. Şimdi hocam, obezite tedavisinde tabii aslında son yıllarda pek çok şey duyuyoruz. Endoskopik işlemler de bunlardan biri haline geldi. Evet, son zamanlarda oldukça popüler. Ama endoskopik işlemlere girmeden önce şunu belirtmek lütfen, çok buyurun, istiyorum. Buyurun. Obezite tedavisinin birinci basamağı, temel basamağı diyet, uygun yemekler yemek ve egzersizdir. Yani altın kurallar. Altın kural budur. Hiçbir girişimsel tedavide bunlarsız olmaz. Yani öncelikle diyet yapılacak. Yani tek başına mucizevi bir şey var mı hocam? Tek başına mucizevi bir şey yok. Hani bir işlem yaptırdım.
Yani endoskopik olarak tabii ki yardımcı işlemler yardımcı var. İşlemler. Ama tek başına işlemler yok. Düzgün beslenme, hareket. Yani aldığınız enerji ile harcadığınız enerji arasındaki denge dengeyi kuracağız. Kurulacak. Her zaman birikmeyecek. Hatta biraz da fazlasını dışarı atacağız. Altın kuralları saydık. Altın kuralları saydık. Hocam peki bu çok popüler olan, merak edilen endoskopik yöntemler neler? Endoskopik yöntemler bir restriktif dediğimiz kısıtlayıcı yöntemler var. Bir hareketle ilgili yöntemler var. Yani midenin ve sindirim sisteminin hareketi. Bir de bypass dediğimiz sindirim sistemini kısaltıcı yöntemler var. Ama en çok uygulanan yöntemler özellikle ülkemizde mide içine balon konularak alanın daraltılması ile yemek miktarının azaltılması yöntemiyle son zamanlarda da botoks, mide botoksu denilen mide içine botulinum toksini enjeksiyonu yöntemleri var. Mide balonu olsun, botoks olsun bunların hepsi geçici çareler. Ve kişinin, obez olan kişinin bunları yaptırırken mutlaka diyetine devam etmesi lazım. Bu işlemler yapıldıktan sonra verilecek, kaybedilecek kilonun belli bir ölçünün üstüne çıkmayacağını bilmesi lazım. İşlemlerin geçici olduğunu bilmesi lazım ve işlem bittikten sonra diyetine devam etmez. Evet, hareketli, hocam. Egzersiz yapan bir hayat yaşamazsa kaybettiği ağırlığı misliyle geri alacağını da bilmesi lazım. Hocam şimdi çok önemli konular bunlar. Evet, bir işlem yaptırıyoruz ama bu işlemin başarılı olmasını sağlayan pek çok faktör var. Ki yine o altın kurallar, bu işlemler uygulandıktan sonra da hayata geçirilmeli. Burada bir yaşam tarzı değişikliğinden söz ediyoruz, kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Yani obezitenin esas tedavisi, esas yaşam tedavisi tarzı bu. Değişiklikleridir. Ama bunlar bize yardımcı olan yöntemler. Tabii obezite dediğimiz zaman kişi ben kendimi şişman hissediyorum, gideyim bir mide balonu taktırayım dememeli. Önce obeziteyle ilgilenen bir hekime gitmesi lazım. Bu genelde aileci de olabilir. Daha iyisi endokrinoloji uzmanı da olabilir. Obezitesinin altında metabolik bir ve tedavi edilmesi gereken bir sorun olup olmadığını bilmesi lazım. Bu da yetmez. Evet hocam. Kişisel görüşüm mutlaka psikiyatrik, psikolojik destek alması lazım. Bir de bu boyutu var değil mi Tabii, hocam? Tabii bu boyutu da alması lazım. Bu bir yeme içme bozukluğu. Ve ona yönelik gerekirse de destek tedavileri alması lazım. Ki stresin hocam önemli bir risk faktörü olduğu hep vurgulanıyor. Tabii ki, tabii ki. Evet, yani evet. Bu alışveriş gibi. Hani değil mi? Stresli olduğunuz değil zaman bir şeyler almak istersiniz. Kendimizi nasıl iyi hissederiz? Bazı kişiler yemek yiyerek belki bununla mücadele iyi. Etmeye çalışıyor. Evet, yani çocukluğundaki travmalar, psikolojik travmalar hepsi yeme bozukluğunda bir etken olabiliyor. O zaman size hocam böyle fazla kiloyla ya da bu tür yöntemleri uygulatmak isteyen kişiler başvurduğunda böyle bir süreç mi işliyor? Böyle bir süreç işletmesi lazım. Doğrusunu isterseniz kendi arzusuyla ben mide balonu taktırmak istiyorum diye gelen bir hastaya ben kesinlikle kabul etmiyorum. Bir endokrinolojinin görmesini, ideal olarak da bir psikiyatrist konsültasyonu yapmasını talep ediyorum. Bunu kabul eden kişilere işleme yürümeye devam ediyoruz. Biraz hocam konuşalım mı bu işlemleri? Tabii şimdi ki. Mide balonu ve mide botoksu halk arasında çok da merak ediliyor. Özellikle işte öncesi neydi, sonrası neydi? Böyle internete girdiğimizde inanılmaz bir bilgi var. Ama bu bilgilerin tabii ki doğru olanını seçmek, öğrenmek çok önemli. Sizden en doğru bilgileri alacağız evet. Hocam. Biraz bilgilendirir misiniz mide bizi? Mide balonuyla başlayalım. Lütfen hocam. Mide balonu yaklaşık 8-10 cm çeşitli tipleri var. İçi havayla doldurulanları var, sıvıyla doldurulanları var. Kendinden eriyenleri var. Daha sonra endoskopik olarak çıkarılanları var. Takıldıktan sonra 6 ay ile 12 ay arasında kalabiliyor. Ondan sonra ya kendiliğinden yok oluyor ya da çıkarmak gerekiyor. Kendiliğinden yok olanlar genellikle
4 ay, maksimum 6 ay içinde kendiliğinden eriyip sindirim sistemine kalan parçalar akıtılıp dışarı çıkarılıyor. Diğerleri biraz daha uzun etkili ama ortalama 6 ay diye düşünürsek, evet hocam, şişirilen, kendiliğinden çıkarılmayan balonları, 8-10 santimlik bir balonu 600-700 mililitre suyla dolduruyorsunuz, boyalı bir suyla dolduruyorsunuz ki patladığı zaman o boya idrara karışsın, hasta ve fark etsin, anlasın, patladığını anlasın, evet, diye. Bu hem bir hacim yapıyor hem de midenin içinde bir ağırlık yapıyor. Böylece bir rahatsızlık hissi, devamlı bir doygunluk hissi, topluk hissi yaratarak ayrıca midenin kapasitesini de azaltarak kişinin fazla yemesini bir tür engelliyor. Restriktif bir yöntem. Bu balon takıldıktan sonra yaklaşık takılmadan önceki ağırlığın yaklaşık 15-20'si kadarı kaybediliyor. Daha fazla beklenti içine girmemek ortalama lazım. Ortalama %15-20 kilonun 20, ne kadar olduğuna bağlı. Tabii kişinin de ne kadar yediğiyle de alakalı. Ben öyle kişiler, öyle hastalarımı hatırlıyorum ki balon takıldıktan sonra şekerli su içtiler. Şekerli içecekler içtiler. Doğru mu hocam? Az önce doğru de vurguladık. Değil. Ondan sonra da zayıflayamadılar. Yani, evet. Balon takıldıktan sonraki bir hafta kritik. Hele 2-3 gün kritik. Oldukça rahatsız edici bir şey. Düşünün midenize bir 700 mililitre yaklaşık işte o ağırlıkta 700 gramlık bir top bulunduruyorsunuz. Onu atmaya çalışıyor sistem. Vücut atamıyor. Ama atamıyor. Sürekli bir rahatsızlık hissi, bulantı. Birkaç gün mü hocam? Bir hafta içinde maksimum alışılıyor. Tabii bu balon takmadan önce de kişinin önünde peşin engel var mı? Onları da araştırmak. Uygun hasta mı, değil uygun mi hocam? Uygun hasta mı diye onları da araştırmak lazım. Daha önce mide ameliyatı olmuşa takamazsınız. Büyük mide. Yine obezite cerrahisi olmuş kişilere. Obezite hocam, ya da başka türlü cerrahi olmuşlara takamazsınız. Büyük mide fıtığı olanlara takamazsınız. Önceden endoskopik değerlendirme yapıp ülseri olanlara takamazsınız. Ağır kalp hastalarına takamazsınız. Kanser hastalarına takmamanız lazım. Tabii. Gibi önünde peşin engel var mı yok mu onları değerlendiriyoruz. Ağır psikiyatrik bozukluğu olanlara da takmamak lazım. Onlarda da başarısızlık. Ruhsal hastalıklarda da. Başarı düşüyor mu hocam? Başarı düşüyor. Hocam iki tip aslında balondan bahsettiniz. Bir eriyen, bir de sonradan çıkartabildiğimiz. Peki hangi hastaya hangi yöntem? Bunun da bir sınırlaması var mı? Hayır, o bir sınırlandırma yok. Biraz kişinin ve doktorun tercihiyle alakalı bir şey. Ülkemizde bazen bir model bulunuyor, öbür model bulunmuyor. Bir de onunla da alakalı. Yani neyi temin edebildiğinizle de alakalı. Evet. Ama kendiliğinden eriyenler dediğim gibi süresi daha kısıtlı. 4 ay ile maksimum 6 ay arasında kalabiliyor. Öbürleri minimum 6 ay, 12 aya kadar kalabiliyorlar. Öyle bir avantajı var. Şimdi hocam... Hem de daha fazla kilo kaybettiriyorlar. Öbür, biraz daha uzun kaldığı daha, için. Hem uzun kaldığı için hem biraz daha hacimli ve ağır olduğu için. Şimdi hocam bir de mide botoksu var. Bunu da dinleyelim. Sonra ben hangi yöntem hangi kime uygulanıyor sorusunu da sormak istiyorum tabii size. Mide botoksu bütün zayıflama tedavileri yani müdahaleyle yardımcı destek tedavileri içinde en az etkili olan tedavi. Mide botoksu, midenin belli hücrelerini işte botulinum toksiniyle felç ederek midenin hareket kabiliyetini azaltıyorsunuz. Dolayısıyla da mide yediğiniz, içtiğiniz şeyleri boşaltmakta yavaşlıyor. Boşaltım yavaşlıyor. Midede sürekli bir doluluk hissi yaratarak midenin daha az insanın yemesini sağlıyor. Ayrıca enjeksiyonu yaptığınız yerde grehlin denilen bir endokrin hücreler var. Onlar da iştah merkezini uyarıyorlar. Onları da bir kısa süre, belli bir süreliğine bloke etmiş olduğunuz için o salgıyı da iştah da kısmen azalıyor. Fakat geçici 3 ayda 3 ayda etkisi bitiyor. Tekrarlanabilir. Daha kısa. Tekrarlanabilir. Evet. Ama
maksimum %10 kadar bir kilo kaybı olabiliyor. Süresi daha kısa, biraz daha kilo verme. O zaman hocam kişinin kilosu da burada hangi yöntemi seçileceği konusunda size bir hocam yol çiziyor mu? Bu bir yerde bir tercih. Mesela ben kişisel hekimlik hayatımda botoksu hiç yapmıyorum. İlk çıktığından beri bana sevimli gelmedi. Bazı sizin de önerileriniz çok kıymetli hocam. Evet. Muhakkak hastalarınızı vallahi yönlendiriyorsunuz. Ben endokrinolojiden gelen hastalara takıyorum. Özellikle şeyde çok kıymetli bu endoskopik yöntem. Bu şimdiye kadar bahsettiğim endoskopik yöntem. Mesela obezite cerrahisine gidecek, bariyatrik cerrahiye gidecek. Evet. Çok aşırı kilolu, hani hiperobez. Evet. Yani şu kantarların tartmadığı. Çok ileri bir şişmanlık. İleri bir şişmanlık var. Dolayısıyla da anestezi riskleri çok fazla. Belli bir süre içinde zayıflasın, anesteziye daha uygun hale gelsin denilen köprüleme tedavileri için bu çok ideal. Ameliyata hazırlık sürecinde. Sürecinde. Yani. Botoks mu daha çok hocam burada? Belki yine balonda uygulanır balon değil mi? Balon. Ben evet. Balonu tercih evet, ediyorum. Bu evet. Tercih meselesi. Bir de? Şöyle talepler geldi. Bunlara kesinlikle itibar etmiyorum. Ben 6 ay sonra evleneceğim. Gelinliğimin içinde daha güzel böyle gözükmek istiyorum. Böyle sosyal şeyler de oluyor öyle değil mi hocam? Şey, kaygılar. Öyle bir şey olamaz. Hastaya... Bakın lütfen. Bir kez daha tekrarlıyorum. Obez kişinin esas tedavisi diyet ve egzersizdir. Altını çizelim. Altın kurallar bunlar. Evet. Başka endoskopik yöntemler de var. Türkiye'de yaygınlaşmadı henüz. Biraz cihaz bağımlı yöntemler. Mide küçültme ameliyatı yapıyor cerrah arkadaşlarımız. Bunun içten yapılan endoskopik dikişlerle yapılan mideyi tüp mide haline getiren sütürler atılabiliyor endoskopik olarak. Bazı diyodonum dediğimiz 12 parmak bağırsağı iştah merkezinin hormonlarının ayarlandığı bir yerdir. O dokular radyo frekans ablasyon metoduyla yakılarak yeni dokuların oluşması ve daha az salgı yapar hale gelmesi sağlanabiliyor. Bazı stent benzeri yani borularla bypasslar yapılabiliyor. Diyodonum pasaj diyodonuma hiç değmeden ince bağırsağa geçmesi sağlanabiliyor. Bazı özel yöntemlerle mide ile ince bağırsak arasında cerrahların yaptığı anastomozlar gibi bypass delikleri açılabiliyor. Yani çok yöntemler var ama bunlar henüz daha Türkiye'de endoskopik olarak yaygın uygulanmaya başlanmadı. Ama kılavuzlara girdi, girmeye başladı. Hocam işlemlerin uygulanışı bir endoskopik işlemin değil mi aslında benzeri yani bu bildiğimiz endoskopik, kolonoskopik bunların benzeri diyebilir miyiz? Kendiliğinden eriyen mide balonlarında endoskopiye ihtiyaç yok. Radyoskopi altında midede olduğunuzdan emin olduktan sonra şişirip şişirme aparatının çıkarılma yöntemi var. Çıkarıp midede bırakıyorsunuz. Ama kendiliğinden şey olmayan diğer erimeyen bizim endoskopla çıkaracağımız balonları endoskopi ile takıyoruz. Endoskopi gözetimi altında şişiriyoruz. Daha sonra çıkarırken de endoskopi ile söndürüp yakalayıp dışarı alıyoruz o balonu. Böyle bir farkı var. Evet. Ama hocam yine işlem süreci hastanede ve Elbette, tabii ki önemli endoskopik işlemler diyoruz çünkü. Belki birkaç gün hocam bilmiyorum hemen taburcu olabiliyor mu hastalarımız? Valla aslında hastaların hastaneye yatırılması gerekmiyor. Bir endoskopiden sonra dinlenme odamızda birkaç saat gözlemledikten sonra hastaya o gün ilk üç gün için sıvı diyetler yemesini temin ederek ve belli ilaçları da vererek gönderiyoruz. Telefon numaralarımızı bırakıyoruz. Bir aksilik olursa bizimle hemen temas kurun, hemen ulaşsın diye. Evet. Hastaneye yapmaları gerekmiyor. Hocam şimdi ameliyatsız yöntemlerin başarısını etkileyen unsurlar var dedik. İki aslında altın kuralın altını çizdik. Tabii ki diyetimize devam etmek, egzersizimize devam etmek, tabii yapmak. Ki. Zaten bunlar altın kurallar.
Bunlara uyulmadığı zaman bu yöntemler aslında başarısızlıkla sonuçlanıyor diyebilir miyiz? Başarısızlığa mahkum. Çünkü evet, belki yemeniz bir süre için kısıtlanacak, yeme ihtiyacınız azalacak ama insan bünyesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi, bütün aslında canlı organizmaların en önemli özelliklerinden bir tanesi, adaptasyon kabiliyetinin çok yüksek olmasıdır. Yeni duruma hemen uyuyor. Ona yönelik daha değil sık, mi? Daha kalorili şeyler, çikolata yiyerek mesela, sürekli, kalorisi yüksek besinler belki. Evet, yüksek yiyerek kilo vermiyor. Onun için zayıflamaya niyetin çok önemli olduğunu söylemek lazım. Niyet ederken de balonu taktırdım, iş bitmedi, diyetime devam edeceğim, egzersiz yapacağım, hareketli bir hayatım olacak. Bunu bilerek. Batı tipi beslenmeyeceğim, gereksiz meşrubatlardan uzak duracağım, kısıtlı miktarda alkol hatta hiç almayacağım gibi bazı kararlara varmak lazım. Genel olarak batı tipi beslenme dediğimiz, işte hızlı pişirilen, hızlı tüketilen gıdalar, yağlı gıdalar, endüstrileştirilmiş gıdalar daha şişmanlatıcıdır. Onlardan uzak durup Akdeniz türü beslenmeye geçmesi lazım. Ama onda da kalori hesabı yaparak geçilmesi lazım. Çok az bir vaktimiz kaldı. Bu işlemlerin riskli tarafları nelerdir hocam? Bunu da konuşalım dilerseniz. Bazen çıkarmak zorunda kalıyorsunuz mide balonlarını. Çıkarmak, çünkü hasta tahammül edemiyor. Tahammül edemediği zaman çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Bazen o ilk birkaç gün içinde oluyor. Tahammül edemiyor. O zaman tabii emeğe yazık oluyor. Bazen birkaç ay sonra artık ben tahammül edemiyorum diyor. Yani birinci sebep tahammülsüzlük. Ama bazı komplikasyonları var. Midede yaralar açması gibi falan. Böyle bir durum tespit edersek de zaten değil mi hocam? Çıkarıyoruz. Hemen çıkartılabiliyor. Hocam tabii sağlıklı kilo vermek için yapmamız gerekenler belli ama ben son bir mesaj rica edeceğim. Endoskopik işlemlerden de tabii ki yararlanmak mümkün dedik. Doğru zamanda değil mi? Doğru kişiye uygulanması. Evet. Çok önemli. Nedir ama son mesaj? Son mesajım şu. Hiçbir zayıflama yöntemine ihtiyacınız olmasın. Hayatınızı öyle yaşayın. Yaşam şeklinizi? Yaşam şeklinizi herhangi bir zayıflama metoduna ne ilaçtır, ne tüp mide yaptırmaktır, ne bariyatrik cerrahiya, ne botoks yaptı. Hiçbirine ihtiyacınız olmayacak şekilde yaşayın lütfen. Yaşamınızı kurgulayın. Hocam şunu konuşmadık ama onu da soralım. Mesela mide balonu takıldı. Zayıflama hemen, böyle kilo verme hemen o sonuçlar elde edilebiliyor mu? Belli bir süreç bu. Değil mi? Tabii bütün süreç içinde başladığınız kilonun %15'i, 20'si kadarını kaybediyorsunuz. İlk zamanlar biraz daha hızlı kilo kaybı evet, oluyor. Hocam. Ama dediğim gibi adaptasyon oluştuktan sonra kilo kaybı duruyor. Zaten kilo kaybı durduktan sonra balonda çıkarmak lazım artık. Ama en uygun kilo verme şekli diyet egzersiz, yaşam şeklini buna uydurmak. Mucizevi bir şey aramamak lazım. Hayır. Hocam. Zayıflama tedavilerinde mucize yok. Lütfen buna karar verelim ve evet. Sağlığımız için de bunu yapalım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür zaman ediyorum. Zaman ayırdınız. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün de Başkent'te Sağlık programımızın sonuna geldik. İlk bölümümüzde karaciğer kanserini ve tedavisinde cerrahinin yerini, organ naklinin önemini konuştuk. İkinci bölümümüzde de ameliyatsız gerçekleştirilen endoskopik zayıflama yöntemleri neler ve kimlere uygulanabilir sorusunun yanıtını aradık. Sizlere güzel, keyifli ama en önemlisi sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.